06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat araç çeşmeli ışıklarda durduruldu. Konuyu biliyorsunuz. Yılmaz'ın aracı polisler tarafından durduruluyor ve ihbar olduğu için durdurduklarını söylüyorlar. Buraya kadar her şey normal. Ama bundan sonrası hem milletvekili için hem de polisler için gerçekten tuhaf, garabet ve rezillikle dolu doğrusu. O günkü hareketler gerçekten normal değildi. Bunun üzerine ben artık öfke patlaması yaşıyorum. Ciddi bir haksız tahrik altında istemediğim sözler sarf ediyorum. Şimdi plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Uzaklaş bak, içeri çekiliyorsun ya. Tükür geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim bu ihbar ediyor benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Zeynep Gül Yılmaz kendisinin milletvekili olduğunu söylüyor. Polis memuru aracın kayıtlarda milletvekiline ait görünmediğini belirtince rezillik başlıyor. Milletvekili polis memuruna adını söyle diye başlayıp yüzüme çemkiriyorsun, tükürük saçıyorsun, şerefsiz diye devam ediyor. Bir milletvekili hem de bir kadın milletvekili bu kadar seviyeyi düşürebilir mi? Düşürüyor işte. Bu olay üzerine Mersin Valiliği açıklama yaptı. Konunun muhatabı polis memurlarının aracın milletvekiline ait olduğunun ortaya çıkmasına rağmen yarım saat bekletilmesi nedeniyle mevzuata aykırı davrandıklarını belirtip işlem yapıldığı bilgisini paylaştı. Hanımefendi bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi lütfen. Küfür etme, nakaret etme lütfen. O günkü hareketler gerçekten normal değildi. Bunun üzerine ben artık öfke patlaması yaşıyorum. Ciddi bir haksız tahrik altında istemediğim sözler sarf ediyorum. Kayıtlı araba değil demesi normal bir şey değil. Ben bu aracı 2018 yılından bu yana kullanıyorum. Benim üstüme kayıtlı ve ben o bölgenin milletvekiliyim ve orada oturuyorum. Bir de ben kendi aracımla seyahat etmek zorunda da değilim zaten. Sizin aracınızla da seyahat edebilirim. Eşim, kardeşim, arkadaşımın aracında da olabilirim. Ben o milletvekili kartını gösterdikten sonra o şekilde muamele etmesi doğru değil. Bir insana bu yapılmaz edasıyla ben bu sitemim, bu isyanım. Açık konuşmak gerekirse, polislerin milletvekili olan insana bir tuzak kurduğu veya kasıtlı olarak bir zorluk çıkardıkları ihtimallerini de hepten yok saymıyorum. Çünkü vekil kartını gördükten sonra polisin o araca yol vermesi gerekir. Aracın kayıtlı olup olmamasının hiçbir önemi yok. Polis dediğimiz meslek grubu da maalesef kasıtlı şekilde zorluk çıkartacak insanları barındırıyor içinde. Ama o polisler böyle yapmış olsalar bile bir vekilin kendisine yapılan bu şeyi şerefsiz, tükürük saçıyorsun falan diye karşılaması tam bir seviyesizlik örneği. Yahu polis kardeşim, Türkiye'deyiz, Türkiye'de yaşıyoruz. Belediyede kısım şefi olsa kendini ayrıcalıklı zanneden insanların arasında nefes alıp veriyoruz. Gördün vekil kartını madem, aç yolunu, bırak gitsin. Oturmuş dert anlatıyorsun, ihbar var, HTS kayıtları, aracınız sistemde kayıtlı değil diye. Sen bilmiyor musun? Vekil dediğimiz insanların %80'inin kendini aşırı ayrıcalıklı saydığını. Yahu bu vekil dediğimiz tırnak içinde üstün ırk, bir salonda kendisine sandalye ayrılmadı diye ortalığı birbirine katacak kadar seviyesizdir. Bunlar kesinlikle kendi amirlerinin işidir. Benim kimsenin açığa alınmasıyla ya da sürülmesiyle, gönderilmesiyle hiçbir ilgim, alakam olamaz. Ayrıca bir valinin emrindeki memurları gözden çıkarma konusunda hiç tereddüt etmemesi de benim açımdan anlaşılabilir şeyler değil. Valilik yukarıdakileri memnun etme makamı değildir. Türkiye'de de işini iyi yapanlarla işini kötü yapanlar arasında bir mücadeledir, sürüp gidiyor. İşini kötü yapanlara fırsat sağlamamayı, İşini iyi yapanlara ise desteklemeyi bir alışkanlık haline getirebiliriz. Polise şerefsiz diyen vekil işini iyi yapmayan taraftadır. Memuru derhal satan vali işini iyi yapmayan taraftadır. İnsanlara bilerek zorluk çıkartan polis işini iyi yapmayan taraftadır. Bunlara fırsat vermemek lazım gelir. Vali dediğinse şehrin A takımını her bakımdan memnun etmeyi ve sıradaki atamada nüfus bakımından daha büyük bir ile geçmeyi hayatının yegane amacı haline getirmiş vali oranımızda
kabaca %70'tir. Dolayısıyla bu tip valiler bakandan emir gelince vekili satar, vekilden emir gelince polisi satar. Polise karşı da halkı satma konusundaki tereddüdü sıfırdır çoğunun. Bu olayda nasıl vekil kimliğini gördüğü halde vekile yolu açmayan polis cezalandırılıyorsa, vekil ağırlığını taşıyamayan Zeynep Gül Yılmaz da görevden el çektirilmelidir. Bakın, bu tip vekiller ve valiler olduğu gibi Mustafa Varank gibi "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusunu zihninden ve vicdanından silmiş adamın dibi diyebileceğimiz örnekler de var. "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusunu soran her makam mevki sahibiyle aynı havayı solumaktan utanıyorum. Ve hepsinin yüzüne tek bir soru sormak istiyorum. Sen senin kim olduğunu biliyor musun? Yani ciddi bir haksız tahrik var burada. Kesinlikle ben bunları açığa aldırmadım. Bu benim işim değil zaten. Bu onların amirlerinin işi. Onların ne yaptığını da bilmiyorum. Yani şu an o bana kötü muameleyi yapan polis memuru hariç, kayda çeken polis memuru ve diğer sonradan gelen ekip, danışman işte kimliğinizi görmek istiyorum deyince vermeyin bunlara kimliği diye bağıran, bana terörist muamelesi yapan o diğer polis memurunu da yolda görsem yine hatırlamam isimlerini, onu da bilmiyorum. Bu şekilde tepe kamerası değil, yaka kamerası değil, yani yasal bir çekim tarzı değil. Cep telefonuyla, bir elinde cep telefonuyla çekiyor, diğer elinde öbür videoları seyrederseniz görürsünüz. Kaydediyorum, kaydediyorum diye bir yerle de sohbet ediyor, konuşuyor. Bu kadar bir insan yani tahrik altında bırakılamaz. Sen cep telefonu kamerasıyla yasal olmayan bir şekilde çek. Yasal olmayan bir şekilde bir insanı, bakın bir milletvekilini demiyorum, bir insanı orada yarım saat beklet ve yasal olmayan bir şekilde de bunu servis et. Üstelik kime servis ediliyor? Çok manidar. Yani sicil kaydı malum olan asker polis düşmanı CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'a servis ediliyor. Yani kendi İstanbul il başkanları polisi taşlayan bir il başkanı bugüne kadar acaba ona tek laf edebildi mi Ali Mahir Başarır? Ordumuza satılmış diyen Ali Mahir Başarır servis ettiriliyor bu. Yani ben bunun hepsinin bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Tekrar ediyorum, benim polisimle asla bir sorunum olamaz. Polis teşkilatımın kesinlikle yanındayım. Onların ayağına taş dokunmasın diye dua eden bir insanım. Ben bir anneyim. O yani onlar da beni çok sever sayar, ben de onları çok sever sayarım. Sıkıntı polisle değil, polis değil sıkıntı. Sıkıntı oradaki memurların görevini kötüye kullanması, görevini yapmaması. O nedenle ben polis teşkilatımızdan ve değerli milletimizden özür diliyorum. O sözleri ne olursa olsun sarf etmemem gerekiyordu. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.